Merhabalar. Tınas Tıbbi Galen Hastanesi Fizik Tedavi Bölümünden Doktor Filiz Gengör. Merhabalar herkese. Ben de fizik tedavi uzmanı Doktor Sahil Taravati. Merhabalar. Fizyoterapist Berin Akayevren. Bugün sizlere fizik tedavi ünitemizde alınan hastalıklar hakkında bilgilendirme yapacağız. Başta kas iskelet sisteminde ağrı ve hareket kısıtlıklarıyla fonksiyon kaybı yapan omuz yaralanmaları, omuz ağrılarına bağlı kısıtlılıklar, dirsek, dirsek eklem ağrıları, tenisçi dirseği, karpal tünel sendromu, el, tendon ve kas yaralanmaları sonrası gelişen kırıkların, zedelenmelerin rehabilitasyonu, kırık sonrası gelişen eklem hareket kısıtlılıklarının rehabilitasyonu, kalça protezi ve kalça ağrıları sonrasında tedavi, diz protezi, diz kireçlenmesine bağlı gelişen ağrılı ve hareket kısıtlılıklarının tedavisi, ayak bileği ve ayak ağrıları, bunun dışında duruş ve postür bozukluklarına bağlı gelişen kas tutulmaları ve ağrılı durumlar, skolyoz rehabilitasyonu, genel eklem rahatsızlığı ve yaygın yumuşak doku ağrısı yapan fibromiyalji tedavisi, karpal tünel sendromu gibi ve ortopedik rehabilitasyon işlemleri. Bunun yanında geriatrik rehabilitasyon ve nörolojik rehabilitasyon, meme kanseri veya diğer kanserler sonrası gerekli tedaviler yapılmaktadır. Ben birden oldu, elim titriyordu. Bir doktora gittim Buca'da. O MR falan çekildi ama bir şey yok dedi. Dedim elim böyle böyle. Heyecandan mı? Dedim komşumun kayınpederi buraya geliyormuş. Onun şeysinden nörolojiye geldi. Sonra dedi burada da çekildi. Beyin damarlarım tıkalıymış. İlaç kullanıyorum. Sonra fizeye gönderdi. Fizikte biraz ellerim düzeldi. Bir aydır geliyorum. Sonra yine rapor alıp yine fiziğe geleceğim. Çok iyiler, çok güzel ilgileniyorlar. Hepsi de çok iyi. Fizik tedavi kliniği multidisipliner olarak çalışan bir ekipten oluşmaktadır. Hastalar fizik tedavi polikliniğine geldikten sonra, bize başvurduktan sonra bir fizik tedavi uzmanı tarafından ayrıntılı bir anamnez ve fizik muayene yapıldıktan sonra yapılacak işlemlerle ilgili, rehabilitasyonla ilgili bir program oluşturuluyor. Yapacağımız programlar içinde nörolojik rehabilitasyon, yani inme geçiren hastalar, multiple skleroz, MS hastaları, Parkinson hastaları ya da pediatrik rehabilitasyon, yani serebral palsi sonrası rehabilitasyon ya da tortikolisi olan bebeklerde, çocuklarda rehabilitasyonu, daha sonra romatolojik hastalıklar, ankilozan spondilit, romatoid artrit gibi eklem hareket açıklığında kısıtlılık ve ağrıya sebep olabilecek hastalıkların rehabilitasyonu ile ilgili programlar düzenleniyor. Hastalığım şöyle başladı. Bir gece oturuyordum. Bir anda ayağımın titrediğini hissettim. Hemen o anda biraz bilinçli olduğum için banyoya girip biraz duş aldım, hemen ılık. Sonra kendimi dışarıya attım. Eğriyemediğimi fark ettim. Sonra işte doktora gidip görüştüm. Kısmi felç geçirmişim. Ve orada hastanede yattıktan sonra fizik tedavi önerdiler. Şu an buradaki Tınaz Tepe Hastanesi'nde fizik görüyorum. 3 ay oldu. Süreç böyle devam ediyor. Geliyorum ve memnunum buradan, arkadaşlardan. İyi gidiyor. Böyle devam ediyor sürecim. Tekrar merhaba. Fizik tedavi ünitemiz hastanenin en geniş tedavi alanlarından birine sahiptir. Her hastayı ayrı ayrı tedavi alabileceğimiz 18 ayrı tedavi box'ı, nörolojik hastaları tek tek tedavi alabildiğimiz, birebir çalışabildiğimiz 3 ayrı egzersiz salonuyla geniş bir alana sahiptir. Ayrıca tedavi için kullanmakta olduğumuz her türlü alçak, orta ve yüksek frekanslı akımları içinde barındıran, derin ısıtıcı, kan dolaşımını arttıran,
kas kuvvetlendirmeyi sağlayan her türlü yine kullandığımız akım çeşitlerini elektroterapi ajanlarının içinde barındıran yüksek teknolojiye sahip son model tedavi elektroterapi cihazlarına sahiptir. Bunun yanında traksiyon cihazı, meme kanseri cerrahisi sonrasında kullandığımız lenfödem hastalarında lenf drenaj cihazı da yine tedavi ajanlarımızın içinde yer almaktadır. Hastalarımızla hekimlerimizin koyduğu tanıya göre birebir egzersiz imkanı sağlamaktayız. Bu egzersizler sırasında kas kuvvetlendirme, eklem hareket açıklığını arttırma, denge, koordinasyon, proprioseptif duyu arttırma ve tedavi sonrasında da günlük yaşam aktivitelerine en kısa sürede dönebilmeleri için yoğun bir egzersiz takibiyle hastalarımızı buradan uğurlamaktayız. Nörolojik ve ortopedik rehabilitasyon hastalarımız tedavi süreçleri sona erdikten sonra çok olumlu geri dönüşlerle günlük yaşam aktivitelerine devam etmektedirler. Ünitemizde arkadaşlarımızın bahsettiği teknik cihazlar ve bireysel tedavilerle hastaların ağrısının azaltılması, inflamasyonun azaltılması, kan dolaşımının artırılarak iyileşmenin hızlandırılması ve fonksiyon kısıtlılıklarının düzeltilerek günlük yaşama daha iyi entegre olup sosyal hayatlarına dönüşleri hedeflenmektedir. Bu anlamda bütün tedaviler fizik tedavi uzman hekim denetiminde ve fizyoterapist gözetiminde, elektroterapi tedavileri de fizik tedavi teknikerlerimiz tarafından yapılmaktadır. Unutmayın ki en önemli şey sağlık. Kendinizi bağımsız olarak yetebilmek. Hareketle özgür ve sağlıklı kalın.